Ortalama bir doğalgaz faturasının 800 lira altında gelmediği şu dönemlerde insanın biraz daha gerçek dünyadan stresini uzaklaştırmak adına, stresini atmak adına veya diyelim oyunlara yönelmesini veya çeşitli aktivitelere yönelmesini anlayabiliyoruz. İşin şöyle üzücü bir tarafı var ki oyun fiyatları sizin doğalgaz, elektrik ve su faturalarınızın daha toplamından daha fazla olabiliyor. Evet, bugün Steam'in oyun zamlarından konuşacağız. Yani ne kadar zam denebilir bilmiyorum ama yani bir zamanlar PlayStation Store'un bile Steam'den çok çok daha zamlı satmasına, oyunları çok daha zamlı satmasına kızarken şu an Steam PlayStation Store'u Xbox'ın kendi store'unu bile geçmiş durumda fiyatlarla. Bugün bunlara bir bakacağız. Hadi neyse, laf fazla uzatmadan videoya başlayalım. Şimdi ilk olarak en yeni çıkmış oyun olan 27 Ocak 2023'te çıkmış olan Dead Space'e bir bakalım. Listelenme fiyatı Steam'de 1000 lira şu an. 1000 liraya satılıyor. Ya buna normal diyebilirsiniz, diyemezsiniz. Ben normal değil demek istiyorum çünkü yani bir oyunun remake'i, tamam çok sağlam bir remake, ona hiçbir lafım yok ama her ne kadar da bu oyunun özü arkadaşlar 10 senelik oyun anasını satayım. Belki biraz daha eski. Tam bilmiyorum tarihini ama ya 1000 lira nedir? Hadi tamam, Dead Space tamam, remake güzel bir remake. Yeni çıkmış bir oyun için tamam, bu listelemeyi kabul edebiliriz. Full bir oyun fiyatı olan 70 dolardan listelenmesine karşın ABD Steam'inde gayet normal bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Yani GTA 5'in hali ne lan öyle? GTA 5 arkadaşlar şu anda 551 lira. Şimdi şöyle, bu Epic'in 2 yıl önce bedavaya verdiği bir oyundu. Ben bile girip 20-30 farklı hesaptan bu oyunu aldım yani. Aynı şeyi Death Stranding'i bedava verdiğinde de yapmıştım. Yani bedavaya verilen bir oyunu 550 liraya koymanın hiçbir mantığı yok ki. Yani burada ülkenin problemi değil bu sadece. Bu biraz da Steam'in problemi. Herhalde bu yurt satın alan insanlar ülkemizi daha ucuza görüyor ve Steam'in Türkiye sayfasından girip oyunları alıyorlar. Yani benim yani başka bir açıklaması olamaz ya bunun. Yani bu fiyatları çünkü çok anormal. GTA 5 dediğin oyun 2015'te çıkmış bir oyun yani. 551 lira ne? Yani çok saçma bir fiyat politikası gidiyorsunuz. Aynı fiyata bugün 2021 yılında çıkmış Elden Ring var yani. Gidip onu oynarsınız şahsen. Yani ben burada fiyatlandırma konusunda her ne kadar ülkenin şu an ekonomik olarak ne kadar kötü bir durumda olduğunu bilsem de burada sistemi suçlamak zorundayız yani kesinlikle. Yani çünkü cidden fiyat politikaları şu an hiç iyi değil. Hadi bir de The Witcher'a bakalım. Witcher arkadaşlar tüm ek paketleriyle birlikte zamanda 50-60 liraya alınabilen bir oyundu. Her ne kadar ben sevmesem de Witcher 3'ü, cidden hiç sevmesem de hatta, ek paketleriyle Game of the Year Edition'ın PlayStation Store'dan, ki o zaman PlayStation Store çok pahalıydı, 50-60 liraya dediğim gibi alabiliyordunuz. İçine DLC'leri falan olan. Şu an Witcher 3'ün tüm ek paketleriyle beraber oyunun da satın almak istediğin zaman 400 liraya yakın bir fiyat ödemeniz lazım. Bakın 400 lira. Yani içinde Blood and Wine DLC'si var. Hearts of Stone var. O kadar yani. 2 DLC'si de var İçinde ek paketleriyle birlikte. Şimdi 50 liraya PSN'de, hatta 100 liraya da kutulu olarak satılan, zamanında 2-3 sene önce satılan bir oyunun 400 lira olması hakkında mı konuşacağız yani? Ne yapacağız oğlum? 400 lira size büyük bir ihtimal su faturası bile 400 lira gelmiyordur yani. 400 lira ne lan? 400 liraya Witcher 3 mü olur oğlum? Yani Steam'in buradaki cidden fiyat politikası çok boktan. Hadi buna da geçelim. Dark Souls 3 ne abi? 2016 yılında çıkmış bir oyun. Zamdan önce indirimde 8 lira, 10 lira altına düşen bir oyundu bu. Dark Souls 3 yani eski bir oyun. 2016'da. Yani abi 900 liraya Dark Souls 3 mü olur? Bak. Olamaz! 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 Kesinlikle olamaz! Elden Ring şu an 600 lira. Elden Ring yanlış hatırlamıyorsam 600 lira. Abi 900 liraya Dark Souls 3 mü olur? Bunun niye böyle bir fiyat politikası güttünüz? Ya bari Elden Ring'in fiyatı hani daha da yükselseydi. Burada cidden çok bir mantık aramamanız lazım yani. Steam kafasına göre yapmış yani. Oraya oturtturmuş bir adama, adamı gözü bağlı. İşte sen şu oyuna klavyeden şu fiyatı gir falan demiş herhalde yani. Ben bir mantık göremiyorum çünkü yani. Birazcık da sinirliyim bu fiyatları gördükten sonra ama Dark Souls 3 nasıl 900 lira olabilir? Yani bu en kabul edilemez şey. Ha bir de RDR2 kısmı var. Ondan herkes bahsetti. Biz de bahsetmezsek olmaz. RDR2 şu an Steam'de 1150 liraya satılıyor. Aynısının PlayStation Store'da indirimsiz fiyatı 470 lira. Hani zamanında diyordunuz ya Steam oyuncuları, PSN veya Xbox'ın mağazaları sizi kazıklıyor. Ulan şimdi Steam arkasından vurdu. 1150 liraya RDR2 mi olur? Şu an PSN'in sayfası önümde açık ve indirimsiz fiyatı 470 lira. Şu an PSN'den de bu arada almak istiyorsanız RDR2, Red Dead Redemption 2'yi 154 liraya alabiliyorsunuz bu arada. Bunu da belirtmiş olayım. Yani bu buradaki cidden Steam'in fiyat politikası artık bitmiş durumda. Hadi bir de Gears 5'e bakalım. Gears 5 60 liraya listelenen bir oyundaydı Steam'de. 60-70 lira arada sürekli oynuyordu. 400 lira olmuş. Ha 400 lira Gears 5 hak eder mi derseniz, 2019 yılında çıktığı için tamam çok bir şey demiyorum yani, o kadar ama 60 liradan da 400 liraya yani. 60 liradan 400 liraya tamam, Gears 5 iyi oyun. 400 lirayı da hak eder bana kalırsa da 60 liradan 400 liraya ne? Ha bir de şöyle işin bir garip tarafı var. Cyberpunk 2070 gibi
2077 gibi çok sıkıntılı çıkmasına rağmen çok hasılat, çok para kazandırmış bir oyun şu an Steam'de 500 lira. Yani Dark Souls 3'ün 900 lira, Cyberpunk 2077'nin 500 lira olduğu bir platformda adaletten bahsetmemek lazım. Çünkü cidden çok saçma fiyat politikası uygulamışlar bu yeni zamlarla birlikte. Ya bir Elden Ring Dark Souls 3'ten ucuz olmasının bir mantığı yok. Veya Cyberpunk 2077'nin Dark Souls 3'ten ucuz olmasının bir mantığı yok. Dark Souls 3 artık bizim haricinde hiçbir dünya ülkesinde satılmayan bir oyun herhalde. Herkes sahip bu oyuna. Veya almayan insan da şu ana kadar zaten almadıysa bundan sonra zaten hiç alamayacak. Eğer aranızda oynamak isteyen varsa korsan yollara başvursun. 900 lira bana kalırsa Dark Souls 3'e hayatta verilmeyecek bir fiyat. Bu zamların biraz da neden yapıldığını anlayabiliyorum aslında. Çoğu oyunu anlık dolar kurundan çevirmişler. Örneğin bugün RDR2 Amerika'da 60 dolardan listeleniyorsa Türkiye'de de direkt şu an herhalde Google'a 60 dolar kaç Türk lirası yazıp ona göre Steam Türkiye'de de fiyatını koymuşlar 1150 lira. Ki şöyle bir şey var, yani bunu her oyunda yapsalar şu anda Cyberpunk 2077'nin fiyatı 500 lira olmaz yani. Kafalarını estikleri oyunda yapmışlar. Biraz da esas ülkeden çok burada Steam'in sıkıntılı olduğu durum bu yani. Dark Souls 3'ün Elden Ring'den pahalı olma gibi bir ihtimalin olmaması lazım yani. Ben burada bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu çok mantıksız bir politika. Elden Ring yerine Dark Souls 3 gidip almaz Dark Souls 3 oynayan adam. Oynamayan adam da 900 liraya Dark Souls 3 alacağını zannetmiyorum yani. Bu videoyu izleyen kaçınız Dark Souls 3'ü 900 liraya alacağınız. Her neyse, yani ülke oyun oynanmayacak bir yer haline geldi. Artık eskiden insanlara PlayStation 4 alın diyorduk 1200-1300 lirayken. Her ne kadar o zaman oyun fiyatları yine 200-300 lira arası değilse de. Konsol ucuz olduktan sonra çok bir sıkıntısı yoktu oyun fiyatları. Oyun fiyatları o zaman da pahalıydı fakat alınmayacak gibi durumda değildi. Ya ben RDR2 kutulu olarak 2018 yılında çıktığı yılda 220 liraya kutulu olarak PlayStation 4 oyunu o kutulu olarak aldığımı hatırlıyorum. 220 liraydı. Şimdi koymuşsun 1150 liraya. Ha, PSN'e hani kötü kazık diye satanlar var ya. PSN'de şu an indirimsiz fiyatı 470 lira ki şu an indirimde 154 liraya siz RDR2 PSN'den alabiliyorsunuz yani. İsteyen gidip alabilir. Tabii ki bu PlayStation 4 sürümü için geçerli. Dediğim gibi buna bir tepki göstermemiz lazım bu Steam'in salak saçma fiyat politikası. Yani ben burada kesinlikle ülkenin de tabii ki ekonomisinin falan cidden kötü olduğunun bir payı var. Fakat yani dediğim gibi Dark Souls 3'ü Elden Ring'den pahalı olan bir platformda artık adalet veya mantık aramak mantıksız geliyor bana yani. Siz de katılıyorsunuzdur herhalde fikrime yani. Çünkü cidden çok mantıksız yani. Dark Souls 3'ün Elden Ring'den pahalı olması kabul edilebilir bir şey değil. Yani şu an oyun oynamak için herhalde hala en ucuz yol Game Pass gibi gözüküyor. Xbox'ın Game Pass'i hem PC'de hem Xbox'ta kullanabildiğiniz bana kalırsa cidden mükemmel bir oyun platformu. Yani yapabilecek bir şey yok. Zaten paranız olsa da şu an PlayStation 5'i hala gene zor buluyorsunuz. Steam'de kalmak isteseniz o da PlayStation 5'in fiyatını iyi işte olunca çok bir şey olmuyor maalesef ülkeden de. Yani bu adaletsizliğe karşı artık ne yaparsınız? Twitter'da hashtag mi açarsınız? Ne yaparsınız bilmiyorum da. Cidden çok saçma bir fiyat politikası. Yani bundan önceki fiyat politikasında aman zamlamış diye geçiyordum. Yalan yok. Fakat şu an Dark Souls 3'ün de Elden Ring'den pahalı olduğunu ve RDR2'nin 1150 lira direkt dolardan TL'ye çevrilmesindeki fiyat politikasına ben karşıyım. PlayStation bile böyle bir şey yapmadı ki. PlayStation Türkiye'de şu dönemlerde sallantılı süreçte. Haberlere bakıyorsunuz. PlayStation Türkiye Türkiye'den çekilecek mi gibi haberler var. İnşallah öyle bir şey olmaz. Çünkü öyle bir şey olursa da şöyle bir sıkıntı olacak. Oyunlardaki Türkçe dil desteği bir daha asla olmayacak. Ne The Last of Us'da olur, ne Horizon'da olur. Horizon Forbidden West'te galiba bir Türkçe altyazı vardı. Ne Uncharted'da olur ki Uncharted çıkmıyor kaç yıldır neredeyse. Onlardan da herhangi bir şekilde ses soluk kalmadı. Ama yani dediğim gibi The Last of Us Part 2 gibi birinci parti PlayStation Studios'u da yaptırdığı oyunlarda o Türkçe dublaj falan artık olmaz. PlayStation Türkiye çekilecekse çekilecek olursa ki inşallah öyle bir şey olmaz. Çünkü ondan sonra yani cidden resmi bir muhatap bulmak çok zorlaşacak. Ondan sonra büyük bir ihtimal bu PlayStation Store'da Steam'in yaptığını yapar yani. Direkt dolar fiyatından TL'ye çevirir. Yani öyle yapar. Şu an PlayStation'da Allah'tan öyle bir şey yok. Dolardan direkt TL'ye çevirme gibi bir şey yok. Her neyse, bu videoluk bu kadardı. Umarım beni anlayabilmişsinizdir. Hoşça kalın.